Sevin Yan Dünya Sağlığı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün her sene yaptığım acı sos tarifimle geldim. İster sabah kahvaltısında ekmek bandıra bandıra yiyin, isterseniz 5 çaylarında kısırın yanında, salataların yanında tüketin. Çok güzel oluyor. Akşam yemeklerinde de iştah açıcı, nefis bir sos. Buyurun tarife geçelim. Yine her sene yaptığım gibi bu sene de tarhana yaptım. Kalan malzemelerle de acı sos yapmaya karar verdim. Sizin için de videosunu çektim. Tabii bu sos benim için az. Daha sonra tekrar yapacağım. Acı sos için 7 kilogram armut domates, yani Bursa domatesi, 1 kilogram kapya biberi, biraz acı biber ve iki baş da sarımsak kullandım. Acı biberi yaklaşık 200 gram kadar kullandım. Siz de acısını kendinize göre ayarlayın. Bizimkiler çok fazla acı sevmiyor. O yüzden az kullandım. Bütün malzemeleri daha önceden yıkayıp hazırlamıştım. Domatesi ve kapya biberlerini iri iri doğruyorum. Robottan geçireceğim. Domatesleri doğradım. Kapya biberlerini de çekirdeklerini çıkartıp yine iri iri doğruyorum. Tarhanadan kalan malzemeleri kullandığım için kapya biberi benim birazcık az oldu. Ama siz mutlaka 1 kilogram yapın. Sosa hem renk veriyor hem de kıvamı daha güzel oluyor. Acı biber olarak da acı kıl biber ya da böyle süs biberi kullanabilirsiniz. Benim ikisinden de vardı. Azar azar kullanıyorum. Biberlerin saplarını temizlemiştim. Büyük olanları da ikiye üçe bölüyorum. Önce doğradığım domatesleri rondodan geçirip genişçe bir tencereye alıyorum. Kapya biberlerini de rondodan geçirdim. Onu ayrı bir kaseye aldım. Daha sonra ekleyeceğim. Tencereyi ocağa aldım. Önce domatesler biraz suyunu çekip özleşene kadar kaynatacağım. Daha sonra kapya biberini ekleyeceğim. Kaynayan sosu arada bir karıştırıyorum. Her sene yaptığım bol vitaminli, garantili nefis tarhana tarifimi de geçen sene paylaşmıştım. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu arada domates sosum kaynamaya devam ediyor. Yaklaşık 40 dakika kaynattım. Bakın domates sosu biraz kendini çekti. Şimdi çektiğim kapya biberlerini ekledim. Biraz da kapya biberi ile beraber kaynatacağım. Koyu kıvamlı bir sos olacak. O yüzden suyunu iyice çektirmemiz gerekiyor. Ara ara üzerinde biriken köpükleri de alıyorum. Bu köpükler domates ve biberin asiti. Almasanız da zamanla kaynadıkça bu köpükler kaybolur. Kaynattığım tencere biraz dar geldi. Taşmaması için çok fazla ocağı açamadım. Yaklaşık 40 dakika daha pişirdim. Siz de ocağınıza göre ayarlayın. Dediğim gibi suyunu iyice çeksin. Eğer imkanınız varsa odun ateşinde pişirin. Hem daha kısa sürede pişer hem de özlü ve kokulu olur. Sosum suyunu iyice çekti. Şimdi acı biber ve sarımsağını ekleyeceğim. Biber ve sarımsakları rondoda beraber çekiyorum. Biber ve sarımsağını ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Zeytinyağı ve tuzunu ekleyeceğim. İki yemek kaşığı iri kaya tuzu ekliyorum. Bir su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Eklediğim malzemelerle de özleşene kadar biraz daha kaynatacağım. Sosumu yaklaşık 20 dakika daha kaynattım. Artık iyice özleşti. Kavanozlara doldurabiliriz.
Kavanozlara doldurmadan önce ben lezzet vermesi için bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu ve bir tutam da taze nane doğrayıp ekledim. Yeşillik eklemeseniz de sade bile çok güzel. Ocağı kapattım. Hiç beklemeden sıcak sıcak kavanozlara dolduracağım. Bakın kıvamı da çok güzel oldu. Kavanozlara doldururken mutlaka karıştırın ki her seferinde dengeli bir şekilde dolsun. Kavanozu da alttan mutlaka bir bezle tutun, yoksa eliniz yanabilir. Kavanozu doldurduktan sonra bir havlu kağıtla ağzını silip yeni kapakla kapatıyorum. Önce geri yapalım. Tık sesini duyduktan sonra iki ileri yapıp iyice sıkıştıralım. Ve ters çevirip iyice vakumlanmasını sağlayalım. Kavanozları doldurdum ve sıcak sıcak hemen ters çevirdim. Üzerlerine kalınca bir örtü örtüp bir gece bekleteceğim. Bir gece bekleyen kavanozları artık çeviriyorum. Kavanozlarda akma, kapaklarında şişme yoksa iyice vakumlanmış demektir. Güneş almayan serin kuru bir yerde 2-3 sene bile saklayabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten çok lezzetli oluyor. İster sabah kahvaltısında ekmek bandıra bandıra yiyin, ister yemeklerinizin yanında ezme gibi tüketin. Kısırın yanına, salataların yanına da çok yakışıyor. Eğer tarifimi beğendiyseniz, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Böylece ben de daha fazla kişiye ulaşmış olurum. Şöyle yakından da kıvamını göstereyim. Beni Instagram, Face ve TikTok hesaplarından da Semiha'nın Dünyası olarak takip edebilirsiniz. Bugünkü tarifim bu kadar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.